Şimdi bakın, şunu ekrana getirelim şu lafıyla. Herifin suratını bir görün. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı bir herif. 50 küsür tane şehit var ama diyor önemli değil diyor. Bu diyor, oradan diyor müteahhitler büyük parsayı kapacak diyor. Şimdi bu adam Kuzey Irak'ta Talabani ile Barzani ile flört halindeydi. Kendi yakınlarının, kendi aile şirketi dahil bir takım yine yakın çevresinden bir takım insanlara da arabuluculuk yaparak iddiaları söylüyor. Orada hem Süleymaniye'de hem Erbil'de 20 bine yakın konut ihalelerini aldı. Başka ihaleler aldı. Çok büyük miktarda. Ve o sırada Barzani'yi, Talabani'yi böyle göklere çıkartan bir tanesi de buydu. Aman efendim, müthiş. Biz bunlarla beraber olacağız. Bunlar filan. Böyle bir adam. Yani şimdi ne diyor? Evet, Afrin'de 50 küsur şehit verdik ama kazancımız var. Oradaki ihalelerde büyük pastayı Türk müteahhitleri alacak. Bu Türk müteahhitlerin içinde şimdi soruyorum. Bir, sen var mısın? Senin şirketler var mı? Senin akrabaların var mı? Yakınlarının arasın var mı? Aracılık yapacak mısın? Öyle ta Cumhurbaşkanı köşkünde oturuyorsun. Havan müthiş. Bunu da söylediğine göre bilgi sahibisin. Şimdi bu kardeşimizin, bu şehidimizin kanı üzerinden müteahhitlere gün doğdu diyor. Ya ben AKP'nin genel başkanı Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Bu herif senin nasıl baş danışmanın olur ya? Bak lütfen Sayın Cumhurbaşkanı, bu herifi tez elden yanından uzaklaştır. Ah canım benim, bak yan tarafta gözlüğüne kurban olayım senin. Hülya, hülyalarımın hülyası, Hülya Koçit. Lan 4 gün önce damadına Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı plajını, ilahi bir tesadüf, kimsenin haberi yok. Ve ihaleye bir tek o kaptılıyor ve kazanıyor. Ve nerede? Burada yok o. Bunlar da yakında alırlar canım, bir şeyler verirler ona. Bak orada kırmızılı, gözlüklü, canım benim. Bak, canım benim, canım. Bir itiraf söyleyeyim. Benim gibi geri zekalı bu işte bu. Bunu ben 57. hükümet döneminde geri zekalıyım ya. Bunu da itiraf olarak söylüyorum. Bunu Yalova'ya vali tayin ediyordum. Çünkü bunun kocası benim 40 yıllık arkadaşım Selim Soydan. Bunu Selim milletvekili adayınız Dağınap'ın. O ayrı. Vali. Ben tayin ediyorum. Ama daha evvel Dağınap'ın milletvekili adaydı iki kez. Düşünebiliyor musun? İyi, ANAP'ın iki defa milletvekili adayı olduğunu söylediniz. Çok teşekkür ederiz. Ben sana şimdi DSP'nin milletvekili adaylarını söylerim şimdi. Bak, eleştir. Ya öyle değil. Eleştirdiğin için söylüyorum. Ben kendimi eleştiriyorum. O gün oradaydı, bugün burada demek istiyorum. Benim bak, ben kendimi ne dedim? Gerizekalı dedim kendime. Sen değilsin. Bakın. Sana dedirtmem. Ben senin kıyafetini sana dedirtmem. Sana kimse diyemez gerizekalı. Sen kendine bile demez. Ben söylüyorum. Peki valilik nasıl oldu, atayamadınız Sayın Bakanım? Ben araya gireyim de. Ya kararnamesini hazırladık. Son dakika Mesut Bey, Allah razı olsun Mesut Bey'den bu vesile. Ya dedi, önce ondan izin aldım da. Dedi istersen dedi, şimdi bir iki kişi... Sizin böyle fotoğrafınız var mı? Değil, bununla mı? Hülya Koçit, evet. Tabii filmde beraber oynuyoruz. Evet.